Evet arkadaşlar, Şirey'in dördüncü bölümüne geldik. Şimdi şöyle anlatayım. Gövdemizin birinci kısmını ördük. Gövdemizi bir kenara alacağız. Çünkü parmaklarımızı ve kolumuzu yapmamız gerekiyor. Birkaç sıra gövdeden birkaç sıra sonra kollarımız ekleneceği için gövdemizi şimdilik bir kenara alıyoruz. Parmaklarımızı yapacağız. Baş parmağımız ve diğer parmaklarımız olmak üzere 5 bir tane 5 bir tane olmak üzere 10 adet parmak yapacağız. 2 tane baş parmak yapacağız. 8 tane de normal parmaklarımızı yapacağız. Evet, fıstık yeşiliyle örgümüze devam ediyoruz. Sihirli halka yapıyorum ve zincir. Sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkamı sıkılaştırdım. Şimdi ikinci sıradan dördüncü sıraya kadar 3 sıra boyunca 6 sık iğne örüyorum. 3 sıra 6 sık iğne örerek, yani ikinci sıradan dördüncü sıraya kadar 6 sık iğne örüyoruz. Baş parmağımız hazır olmuş oluyor. Evet arkadaşlar, bunlar baş parmaklarımız. Şimdi bu parmağımıza geçiyoruz. Bundan toplam şimdi şöyle söyleyeyim, sağ el için 4 tane öreceğiz. Şu baş parmağımızı ayıralım. Bundan 4 tane örüyoruz. Yalnız 4'üncünün ipini kopartmayacağız. Şöyle yapıyoruz yine. Sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkamızın içerisine 6 sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkamı sıklaştırıyorum. Şimdi burada da ikinci sıradan 5. sıraya kadar 4 sıra 6 sık iğne örüyorum. Evet arkadaşlar, 3 tane ördüm ben ve dördüncünün ipini kopartmıyoruz. Şimdi bu parmaktan ikinci parmak oluyor. İkinci parmaktan 1 2 3. Diğer parmak 3. parmağımızdan gene aynı. 1 2 ve 3. Dördüncü parmak. Bundan da 1 2 3 4 Evet. 4 5 ve 6. Dördüncü parmağı eklerken son olarak 6
sık iğnemizi ördük. Şimdi üçüncü parmağa geldik. Bu bir, bu iki, üç, dört olmuş oldu. Üçüncü parmağa geldik. Üçüncü parmağımızda üç karşıdan örmüştük. Şu ipi bir keseyim. Şimdi üç tane de bu taraftan öreceğiz. Bir, iki, üç. Şu ipimizi keselim. Şimdi ikinci parmağa gelmiş durumdayız. Geçiyoruz. Üç tane de bundan örüyoruz. Bir, iki ve üç. Şuradaki ipi de keselim. Evet, son parmaktan da altı sık iğne örüyoruz. Bir, iki, üç, 4, 5 ve 6. Evet, şimdi 24 tane olmuş oldu. İşaretleyicimizi koyuyoruz. 2 ve 3. sıralarımızı 24 sık iğne olarak 2 sıra olarak örüyoruz. Evet, 2 sıra 24 sık iğne örelim. Evet arkadaşlar, burada 2 tane el görüyorsunuz. Aynı tarifle diğer parmaklarımızı da örüyoruz. 2. ve 3. sıralarda dahil olmak üzere aynı örüyoruz. Sadece baş parmaklarımızın yerleri farklı olacak. Şimdi sağ el için devam ediyoruz. Lütfen burada videoyu kesmeyin. Çünkü birazdan da sol eli anlatacağım. 1 2 3 4 5 6. 6 sık iğne ördükten sonra baş parmağımızı alıyoruz. Baş parmağımızla birlikte şöyle tutalım. 3 sık iğne. Buradan bir buradan öreceğiz. 1 3 sık iğne ile birleştiriyoruz. 2 ve 3. Baş parmağımız kalıyor. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 ve 15 sık iğnemizi örmüş olduk. Şimdi 5. sıradayız. Sağ elimizin
Tekrar 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Baş parmağıma gelmiş oldum. Şimdi şu dışta kalan 3 sık iğnemi öreceğim. Bir, iki ve üç. Daha sonra örgüme devam ediyorum arkadaşlar. 15 sık iğnemi örüyorum. Evet, 6. sıraya geldim. 6. sırada 1 2 3 4 5 6 6 sık iğne yaptım. Bir tane azalttım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 6 sık iğne bir azaltarak 21 sık iğneye iniyoruz. Evet, sağ elimizin 7. sırasındayız. 1 2 3 4 5 5 sık iğne bir azalt. Bu sırayı da 5 sık iğne bir azalt yaparak 18 sık iğneye inelim. Evet, 8. sıradayız. 8. sıramızda artırma eksiltme yapmadan 18 sık iğnemizi örüyoruz. Evet, 9. sıradayız. 9. sıramızda 1 2 3 4 4 sık iğne bir azalt. Bu sırayı da 4 sık iğne bir azalt yaptıktan sonra sol elimizi göstereceğim. Daha sonra örgümüzde sağ elimizde devam edeceğiz. Evet, sağ elimizde yaptığımız gibi 2. ve 3. sıralarımız aynı oluyor. Sadece baş parmağımız farklı yerde oluyor. Şimdi 4. sıradan başlıyoruz. Sol elimiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 sık iğneyi ördükten sonra baş parmakla beraber 3 sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Evet, bir buradan karşı elimizden şöyle 1 2 ve 3. 3 sık iğneyi ördükten sonra kalan 12 sık iğneyi örüyoruz. Evet, 12 sık iğneyi örelim. Evet, sol elimizin 5. sırasındayız. 1 2 3 4 5 6 7
8, 9. 9 sık iğne ördük. Şimdi baş parmağımızın burada dışarıda kalan kısmını örüyoruz. 3 sık iğnemiz kalmıştı. 3 sık iğnemizi örüyoruz. 1 dışarıda kalan, 2 ve 3. Şimdi geriye kalan 12 sık iğnemizi de örüyoruz. Toplamda yine 24 sık iğnemiz olmuş oluyor. Evet arkadaşlar, 5. sıraya kadar sağ elimiz ve sol elimiz farklıydı. Sadece 4, 5 ve 4. ve 5. sıralarımız farklıydı. Bundan sonraki sıralarımız sağ elde ördüğümüz tarifle devam ediyorsunuz. Yani 6. sırada 6 sık iğne bir azalt yaparak, 5 sık iğne bir azalt yaparak şeklinde bunda devam ediyorsunuz. Evet, sağ elimizle devam ediyoruz biz. Sol elimizi gösterdikten sonra aynı tarifle sol elimizi de örmüş olacağız. 6. sıradan sonra. 6. sıra dahil yani. Evet. Şimdi burada 9. sırada kalmıştık. Yapmıştık onu. 10 ve 11. sıralarımızı 15 sık iğne olarak örüyoruz. 2 sıra 15 sık iğne olarak örelim. Evet, 13. sıradayız. 13. sıramızda 1, 2, 3. 3 sık iğne 1 arttır. 5 kez tekrar ediyoruz. 25 sık iğnemiz olmuş olacak. 1, 2, 3. 3 sık iğne 1 artır olarak devam edelim. Evet, yeşil ipimizi kesiyoruz. Evet, gri ipimizi alıyoruz. Bu her iki kol için, sağ ve sol olarak da her iki elimiz için, kolumuz için geçerli arkadaşlar. Şimdi ön ilmeklerden örmeye başlayacağız. Şu şekilde. Evet, ön ilmeklerden örüyoruz arkadaşlar. İpimizi taktık. 25 sık iğnemizi flow olarak ön ilmeklerden örüyoruz. Şöyle ön ilmek. Şunla tek kanat. Ön taraftan örüyoruz. 25 sık iğne olarak devam ediyoruz. Evet, ikinci sıradan 7. sıraya kadar 6 sıra boyunca 25 sık iğnemizi örelim. 8. sıradayız. 8. sıramızda 1, 2, 3, 4, 5. 24 sık iğne yapıyoruz. 24 sık iğne yaptıktan sonra son ilmeğimize çift batıyoruz. Toplamda 26 sık iğnemiz olmuş oluyor. 9. sıradan 19. sıraya kadar 11 sıra 26 sık iğne örüyoruz. Evet, 11 sıra boyunca 26 sık iğne ördükten sonra 20. sıramıza geldik. 20. sıramızda 1. azaltma, 2. azaltma, 2 kere üst üste azaltma yaptık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sık iğne yaptıktan sonra 1. artırma, 2. 3. artırma.
3 kez üst üste artırma yaptık. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sık iğne ördükten sonra son ilmeğimizi de azaltarak bitirmiş olduk. 26 sık iğnemiz olmuş oldu yine. Şimdi 3 sıra 26 sık iğne örüyoruz. 21. sıradan 23. sıraya kadar 3 sıra boyunca 21 sık iğne 26 sık iğnemizi örüyoruz. Özür diliyorum. 21. sıradan 23. sıraya kadar 26 sık iğnemizi örelim. Evet. Evet. 24. sıraya geldik. 24. sıramızda 1. artırma, 2. artırmamızı yaptık. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pardon 8 olacak. 2 artırmadan sonra 8 sık iğne olacak. Bir, iki ve üç. Üç kere üst üste azalttık. Daha sonra bir, iki üç dört beş 6 7 8 9 son ilmeğimize bir tane de artış yapıyoruz. Yine 26 sık iğnemiz olmuş oluyor. Evet, 25. sıradan 38. sıraya kadar 14 sıra boyunca 26 sık iğne örüp ellerimiz, kollarımız bitmiş oluyor. Evet. Bu videonun da sonuna geldik. Hoşça kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.